söylediğimiz kelimeler, diğer Galatasaraylılarla ilgili ettiğimiz laflar, birbirimizle konuşurken takındığımız üslup, bunlar belki karşıdakini incitiyor ama bunun Galatasaray'a büyük bir zararı, bölünmesine katkısı olduğunda farkında olmamız lazım. Ve artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini bir kenara bırakıp Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir bir Galatasaray geleceğinde hep birlikte yaşama mücadelesi vermemiz lazım. Bunu sürekli söylüyorum. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep söylerlerdi, Galatasaray'a bir şey olmaz. Hayır, olur. Bugün Galatasaray değerlerinin, bizleri Galatasaraylı yapan değerlerin ne kadar yıprandığını, aslında bizi farklı kılan değerleri aslında kendi içimizde yaşamaktan ne kadar uzaklaştığımızı düşünürseniz, bunun üzerine bir de uzun zamandır yaptığımız paylaşım kavgalarının Galatasaray'a ne maliyeti olacağını düşünmeden, maddi olarak da ciddi anlamda Galatasaray'ı dönülmez bir yola soktuğumuzu düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, manevi özgürlüğü kaybedenin de kendi değerlerini korumasının çok zor olduğu gerçeğini göreceksiniz. Bizler genel kurulumuzun vermiş olduğu karara saygılı olarak, saygı göstererek Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda bir seçim ilan ettik. Burada değerli iki Galatasaraylı Sayın Eşref Amcaoğlu ve Sayın Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle beraber taşın altına ellerini koydular. Bizler de Galatasaraylı olarak bu sürecin onlar geldiği andan itibaren hemen içine girebilecekleri, hızlı şekilde adapte olabilecekleri, Galatasaray'ın bekleme lüksü olmayan sorunlarla hemen ilgilenebilecekleri şekilde göreve gelmeleri için onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye, Galatasaray'ın tüm kanallarını, tüm mecralarını Galatasaray demokrasisinin olması gerektiği gibi kullanmalarına, kendilerine anlatabilmelerine ve Galatasaraylılarında kendilerini izleyebilmelerine olanak sağlayacak şekilde son derece şeffaf bir şekilde açıyoruz. Bunu da görevimizin sonuna gelmeden önce Galatasaray'a verebileceğimiz son önemli hizmet olarak görüyoruz. Ben huzurlarınızda 1905 Kisiyat ailesine tekrar teşekkür ederken, bu dönemde farklı fikirler olsa da birlikte uzun bir dönem geçirdik İbrahim Başkan ve ekibiyle. Eğer sürçülisan ettiysek affola, birbirinden değerli adaylar ve ekiplerine önümüzdeki seçimde sonsuz başarılar diliyorum. Ve sizlerden başkanımız kim olursa olsun, ondan sonra seçildikten sonra Galatasaray konuları sadece ortada olmak kaydıyla onları eleştirmek, çalıştırmamak değil, onları çalışmaya teşvik etmek, ihtiyaçları olduğu zaman da eleştirmek yerinde yanlarına olmayı bir görev edinmenizi sizlerden eski bir başkan olacak olan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak rica ediyorum. Şu anki açıkçası takımın gidişatını etkilemek istemiyoruz. Ben bir iş adamıyım. Sezon sonunu görmek lazım. Elimizdeki hocanın şu anki performansı kötü, yani bunu biliyoruz. Ama devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Başkanlar, yöneticiler, hocalar, sporcular için geçerli. Asıl olan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bizim dönemimizde bir hoca değişikliği olacaksa ben bunun kesinlikle bir Türk hocayla olması kanaatindeyim. Muhtelif isimler ortaya atılıyor. Nuri Hoca çok başarılı bir kariyer içinde gidiyor. Şu an hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu bittiğinde eğer hocamızla yolları ayırırsak tabii ki görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi de Sayın Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı. Nuri Şahin'den çok memnunlar. Nuri Şahin Hoca ondan çok memnun. Dolayısıyla biz kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz koşa koşa Galatasaray için çalışacak, Galatasaray'ı ileri getirecek hocalarla bir araya da oluruz. Bunların da pek çok alternatifi var. Fatih hocamızı çok seviyoruz ama artık Fatih hocayı da bir rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih terimleri bulmamız gerekiyor. Bence bu mevzudan, bu tartışmadan Fatih hoca da sıkılmıştır.